Bir bakın haklı tarafı şöyle söyleyeyim Mete Bey'in. Bir kere seçime doğru bu paradigma işin paradigmasını temelini iki taraf da farkında olmadan değiştirecek. Birincisi Cumhurbaşkanı'nın HDP Akşener'i veto etti olgusu kimse veto etmedi. Ben siyasetçi olarak şu ana kadar bir partinin başka bir adayı daha oluşmadan bu Millet İttifakı'nda veto ettiğini olmaz dediğini görmedim. Birileri konuşur. Yani İsmail Kahraman da anayasanın dördüncü dört maddesi için kurdu. Ya orada veto etti derken evet. bir dakika Masum Bey şunu kastetiyor. Ona oy vermezler deniyor. Ya şunu kastediyor. Yani tabiri caizse veto etti. Yani diyor ki Meral Akşener niye diyor Cumhurbaşkanı adayı olmadı? HDP'den oy almayacağı için. Kendi Dolayısıyla, ölçülerinde çok akıllıca bir şey. Tabiri ama, ca caizse. ama şey şu, yani eğer onu gündeme getirirlerse günü geldiği zaman Meral Akşener'in Güneydoğu'dan oy almamasının gerekçesi o zaman Refah Yol beraber diler. O Refah Yol dönemiyle ilgili olur. Bu paradigmaları biri değiştirir. İşte refah Yol dönemi şu anda Tayyip Erdoğan'ı bağlamaz ki. Şimdi... E, o gün öyle bir şey söylerler ki biz istediğimiz kadar diyelim sistem sokakta değişir. Ama burada iki tane temel var. Muhalefetin üzerinde oynadığı şu anda da seyrettiğimiz gördüğümüz birincisi Erdoğan karşıtlığı örgütleniyor. Ve Erdoğan'ın üzüntüsü, yalnızlığı, çevresi çünkü çevresinde de bana bir şey düşer mi diye bekleyenler var. Sistem değişikliği olursa bunu kabul edelim. İkincisi ise tek adam sistemi değiştireceğiz. Yani baş, Cumhurbaşkanlığı sisteminden ayrılmak tek adam sistemidir ve bununla ilgili bütün arızalar, sorunlar toplanıyor. Bunlara şimdi başka başka ufak ufak paradigmalar konuyor. Biz dediğimiz kadar yanıt üretelim. Mutfak ekleniyor, ikincisi dış politika ekleniyor. Yurt eklendi mesela yakın zamanda ve e, yurt meselesini nasıl kullanacaklarını bir gün diyecekler ki zamanında tedbir almadınız. Hem okulları açacağız dediniz, şunu yapacağız dediniz. Bugün mesela ilk defa şeye mi kalacaktı bu açıklaması Cumhurbaşkanı'na? İki senenin öğrencileri üst üste girdiler, onun için bu sıkıntı çekildi şeklinde. Bunlar üst üste konulduğu zaman birdenbire Millet İttifakı'nda şans doğacak. Şans doğduğu zaman şu andaki konuşmalar, mesela sizle yaptığınız konuşmalar ki en ayrıntılısını hem Memleket Partisi hem e, İyi Parti adına konuşanlar, muhalif gözükenler bile günü gelince olmayacaklarını hissettiren mesajı verdiler. Eğer aynı anda Erdoğan karşıtlığı işe yarayacak tek adamla da son verilecekse Yok. Meral Akşener e oy vermezmiş. Yok şey Çıkacak bir x kişisi. Yani bu işte Hakan Bey'in öteden belirsiz. Hepsi diye. alır diyorsunuz. O alır tabii. Yani buradaki bütün mesele şu anda tek adama göre siyaset. E, o zaman Akşener niye? Niye dedi onu da söyleyeyim. Yani siyasette. Başbakan bir olsun. kere e, diyor ki kendi kadrosuna. Çok sonra, sebep vardı. Da ben Cumhurbaşkanı ben adayı yaptım. olmuyorum Kaçınsın? ama Cumhurbaşkanı adayı olmuyor ama ben başbakan olabilmem için sistemin değişmesi gerekiyor. Milletvekili sayımızın artması gerekiyor. O zaman birinci hedef millet ittifakında en fazla oyu biz almalıyız diyor. Ve bunu söylerken açıkça şunu hissettiriyor ki aday CHP kökenli olacak cumhurbaşkanı adayı ki başbakanlık ona kalacak. İkincisi de diyor ki Ya Masum bizim... Bey siz gerçekten tecrübeli bir siyaset adamısınız. Siz bu kadar engbe aşılarak parlamenter sisteme dönülebileceğini makul görüyor musunuz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu başkanlık sistemi Türkiye'de ne zaman ilk atıldı? Ya ben onu sormuyorum. Hayır hayır ama kaç yıl bekledi? 1960'ta. Tamam. Orhan Aldık Kaşlı'nın doşentlik tezidir. Hani Burhan Hoca da Tarihe gitmeyelim. De. Hayır hayır ben bugüne ben çok geliyorum. Çok basit bir soru soruyorum. Diyorum Tabii, ki. Tabii e gelir. Kaç, Önü, bunun da. önünde bir referan... İki dönem. İki, dönem. İki dönem gelmezse zaten bir daha gelmez. Ne diyor? Ne anlamadım? İki dönemde, sekiz yılda. Sekiz yılda, yılda gelmezse bir daha da gelemez. Gelme, ne? Gelmekten... Şöyle, yani dönüş olmazsa parlamenter sisteme, sisteme geçecek. Dönüşüm... İki dönemde. İki dönemde olur. Zaten şu Geçirmezse anda bir Geçilmezse bir, bir, bir daha da geçilmez. Anladım Masum Bey, sorum şu. Diyorum ki, yani ben parlamenter sisteme dönülmesin demiyorum. Dönülsün, isteniyorsa dönülsün. Ben... Objektif şartlar altında bunun çok zor olduğuna işaret ediyorum. Diyorum ki senin bir 400 milletvekili kazanman gerekiyor. Hadi 360 kazanacaksın. 360 Hadi onu oldu. kazanamadın 360 kazanacaksın. Evet, evet. Referandum'a gideceksin. Referandumu kazanacaksın. Sonra parlamenter sisteme dönüşün ilk seçimini kazanacaksın. AK Parti falan kazanamayacak o seçimi ki Aşağı, iktidara gelmek tane yani, handikap. Ya böyle ben, bunlar e, bu aşılabilir mi yani sizce? Aşılır nasıl aşılır söyleyeyim size. AK Parti Cumhur İttifakı eğer kaybederse Cumhurbaşkanlığını istediğimiz kadar söyleyelim. AK Parti'nin tekrar iktidara talip olmasını devam edebilmesi için o da sistemin değişmesini istiyor. O da parla. Gayet tabii. Başka şimdi, olmaz zaten. Tabii Doğru. zaten öyle. Doğru. Onun için iki dönem. diyor. Tamam. Yani Sorunun cevabını ha, aldım. Kaybeder. Neden öyle olacak? Neden öyle Doğru, olacak? Kaybeder Onu, Onu biliyoruz. Tabii, kaybederse diyorum. Onun için Meral Hanım şu anda kaybetsin diye kurgularken bir lider ekibine diyor ki Hepiniz çalışın milletvekili sayımız fazla olsun. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin de bir şöyle bir sakıncası var. İttifaklar için. Herkes lider üzerinde oynar. Onu konuşuyoruz zaten. işte ona karşı olur mu olmaz mı diye. Bu lidere karşı oynamayı kesmenin yolu herkes kendi kendine de oynamalı. İşte burada Meral Hanım bunu getiriyor. Yani ben Hakan Bey'in çok zeki bulmasını, şey bulmasını buradan doğru buluyorum. Peki. yani ya Burada çok Güvenlen özür dilerim. Meral Hanım, Meral Hanım. Ya benim yarım buyurun, kalmıştı buyurun. siz girdiniz. Tamam. Meral Hanım burada bu seçimi pas geçiyor. Bence çok akıllı bir hamle. Bu seçimin alınamayacağını görüyor. Bu seçimde CHP HDP işbirliği böyle ayna gibi ortaya çıkacak. Bunun kendisine zarar vereceğini görüyor. Cumhurbaşkanı adayı olmayarak. Tabii bir de bu kendisine da kendisine ana muhalefeti, ana evet. muhalefet pozisyonunu hedef olarak seçmiş. Zaten anlamayacak bir ana seçimden sonra... Ana muhalefet değil ya iktidar pozisyonu. Aa yok o öyle diyor da aslında ana muhalefeti hedefliyor. Yani merkez sağ. Kendisini tamamen merkez sağ odaklamayı. Bakın 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti bir tane il belediyesi alamadı. Çıktılar ne dediler? Biz CHP ile ittifak yaptığımız için bazı illeri alabileceğimiz halde alamadık dediler. Biz hep PDP'yi konuşuyoruz da bir de CHP İyi Parti birliklerini sorgulayan da bir e, seçmen kitlesi var. Meral Hanım burada hem iktidarın dışın e, ittifakın dışında kalıyor, e, HDP'siz bir ittifakın dışında kalıyor. Bu seçimi pas geçiyor ve kendisini, evet, evet. partisini merkeze çekmeye çalışıyor. Bu anlamda Bey. bence akıllı bir strateji. Şey e. Hakan, ben, bu Hakan konuda Bey konuda bir şey söyleyebilir miyim? Konudaki söyleyeceğiniz unutmayın Hı. Reklam. reklamdan sonra. Hep sonrası söylüyorsunuz Peki. E, Hakan Bey her reklama gidişimizde sizin sözünüzü kesersek her reklam dönüşünde de ilk sözü size veririz. Anlıyorum. Güzel bir... Buradan kazanırsınız. Şeyde, evet, güzel bir şey. Buyurun, bağlamadım. bir şey söyleyecektiniz. Şimdi diyeceğim şu. Ee, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 19 senedir rakip olarak aşağı yukarı Brezilya ile Malta ile oynar gibiydi. Futbol ölçülerinde söylüyorum. Şimdi ise, demin dedim ya, yeni faktörler çıktı. Oyu az olsa da, oyu orta derece olsa da, Şimdi hiç ise karşısında, Brezilya'nın karşısında, Hollanda gibi, İsveç gibi, yani hiç ise ihtimali olan kişiler belirdi. Yani Meral Akşener, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül diyeceksiniz ki ya oyları ne? Fark etmez. Daha önümüzde iki yıl var. Ne olup biteceğini bilmiyoruz. Hadi ne? o meşhur cümleyi de kullanalım. Hangisi? Siyasette 24 saat çok ha. uzun bir süredir. Zaten 24 saat çok uzun. Bir de 24 ay iyice uzun oluyor. Peki o cümleyi kuran Rahmetli'nin yaptığı şeyi, şeyi de hatırlayalım. Çiller'e hükümeti kurma görevini vermemişti hatırladınız mı? Yani, Konumuzla ne ilgisi var? Şu, şu ilgisi var hani diyorlar ya Cumhurbaşkanı Kemal Bey olacak sonra oradan bir bakan şimdi onları anlatmadık aslında bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Başbakan gibi hareket etmek üzere görevlendirilecek İçişleri Bakanı olarak falan. Hani siyasette 24 saat bir çok uzun bir zamandır ya. Siz Cumhurbaşkanlığını aldığınız anda o öyle bir atmosfer doğar ki Abi, ne, ne ittifak mi? kalır ne kim? yapılan protokoller doğru, kalır. Doğru ya yani işte onun için de süre uzun yani. Şimdi evet. Demirer, kendi partisinden milletvekili yaptığı, bakan yaptığı Tansu Çiller'e hükümeti kurma görevi vermedi. Burası A Türkiye. Araları açılmış da. Ama bu. bura Türkiye işte. Yani, Hakan Bey. Dediğim özetle şu bu 24 ay yeni aktörlerin ortaya çıkışı hasebiyle ve mazide olan, mazide bir gücü olan ama bir 10 yıllık, 15 yıllık sessizliğe bürünmüş olan partiler var. Bunlardan bazı sinyaller geldi. Nedir? Mesela hiç konuşmuyoruz. 05'lik partiyi mesela demin e, Sayın Davutoğlu'nun partisini sordunuz değil mi? 0 küsür 1 ya da neyse. Ama mesela son yerel seçimde bile DSP bir buçuk aldı. Bir dakika. Bir puanın önemli olduğu bir seçime gidiyoruz. Bugün Muharrem İnce ile DSP'de görüştüler. Ha işte bakın onu diyorum. Muharrem İnce gibi DSP'nin varlığını fark edip yeni stratejiler üretebilen yeni aktörler çıktı. Onun için o örneği verdim Brezilya ile Malta oynuyordu diye. Ağır bir laf ama gerçek bu. Sonuç ortada çünkü. Ben sonuca endeksli söylüyorum. Hani Atatürk'ün lafı var hiçbir şey başarının yerini tutamaz. Bakacaksın abi nedir aldığı sonuç. 11 yılda ne yapmış? 11 seçim. Duble fark diyerek her seçim bitmiş. Ha, şimdi yeni faktörler, yeni isimler, yeni muhalefette yeni ihtimaller, yeni işbirliği, akılcı e, ittifaklar, ne bileyim akılcı stratejiler geliştirebilecek aktörler var. Ya oyu nedir diyeceksiniz. Yüzde birin önemli olduğu bir seçime gidiyoruz. İşte bu şartlarda işi zorlaştırabilir iktidar adına söylüyorum bunu. Bakın şimdi iktidarın zorluklarından bahsediyorsunuz da muhalefetin aslında çok daha fazla zorluklar var. Elbette ya pardon şimdi, yanlış anladın ya. Şimdi Meral Hanım ya. bugün kızıyor ama e, ya diyor niye bizim adayımızı konuşuyorsunuz? Ya bu belirsizliğe sebep olan sizsiniz. Yani Çünkü mantıklı olan mantıklı olan nedir? 20 yıldır iktidarda olan değil mi? Bir partiyi eğer alt etmek istiyorsanız bugünden sahaya çıkmanızdır. E, evet. e şöyle baktığınız zaman Söylüyoruz bir bu. Ömer lütfi Avşar çıktı dostumuz. Cumhurbaşkanı adayım diye Adam yekten çıktı yani. Al yani şu Ömer Lütfü Avşar Cumhurbaşkanı adayı olarak ya çıktı. Onu e şimdi Muharrem İnce mesela. Nedirin cesaretini ben Bravo. çok beğendim. Hakikaten öyle. Dedim. Hakikaten öyle. E şimdi Muharrem İnce Kendini anlatacak kazanır, kazanır kazanmaz diyor ki ben adayım diyor. Önemli yani bir genel başkan çıkıyor. E şimdi öbür